Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Bugün 29 Mart günlerden Pazartesi 2021. Evet, çok güneşli, sıcacık bir hafta sonu geçirdik. Özellikle pazar günü hava sıcaklığı ne kadar güzeldi değil mi? Güneş pırıl pırıl yüzünü gösterdi uzun bir aradan sonra ve her yer lebalep durumdaydı. Hepimiz dışarılardaydık. Komik olan da şu zaten, herkes birbirine bakıp aman herkes sokağa çıkmış şu kalabalıkların haline bak diye hayıflanıyordu. Oysa ki bu cümleyi kuranlar da o toplumun içerisinde, yani sokaklardaydı. Haklı olarak diyorum, çünkü herkes çok sıkıldı, çok bunaldı. Bir yıl az bir zaman değil. Hakikaten zor geçti ve geçmeye devam ediyor. Maalesef ki vaka sayısındaki artış da durmuyor. 30 binlere ulaştı. Bugün biliyorsunuz kabine toplanacak ve önlemlerle ilgili bir takım kulisler var. Tabii bu önlemler deyince aklımıza hemen restoran ve kafelerin kapatılması mı acaba diye soru işareti geliyor. Sanki bu vakaların artış sebebi sadece onlarmışçasına. Yani işte yapılan kongreleri hep birlikte gördük. Binlerce insan bir aradaydı. Onun dışında günlük hayatımız içerisinde çarşı pazarlar dolu, efendim hastaneler dolu, AVM'ler dolu. Yani hayat devam ediyor. Siz insanlara tam kapanma yaşatmadan, ekonomik anlamda destek vermeden ve aşı olayını çözmeden bunu sonlandıramazsınız. Yani mümkünatı yok. Bunu gördük, bir yıl içerisinde yaşadık. Ama artık herkesin burasına değil burasına geldi. O yüzden her tür yasağa karşı bir reaksiyon gelişmeye başladı. İnsanlar tepki veriyorlar. Çünkü her şeyin ucu ekonomiye dayanıyor. Kapattığınız ya da kısıtladığınız her saat bütçelerde eksiye dönüşüyor. Hepimiz için geçerli bu. Biz kafelere, restoranlara gitmesek de olur. Ama oralarda o mekanları işletenler ve o mekanlarda çalışanlar nasıl geçinecekler, nasıl evlerine ekmek götürecekler? İşte sorunun yanıtı hepimizde. Dolayısıyla hafta sonu hepimiz elimizden geldiğince o esnafa, o işletmecilere destek vermeye gayret ettik. İşte kimimiz açık alanlarda, kimimiz kapalı mekanlarda bir araya geldik. Yani sosyalleştik. Sonuçları mı? Sonuçları tabii ki vaka sayısındaki artışı her akşam tablodan izlemeye devam ediyoruz. Ne yazık ki o varyant denen, yani mutasyona uğramış virüsle mücadele başladı ki dün Mehmet Ceyhan Hoca'nın açıklaması biraz düşündürücüydü. Çocuklarda bu vakanın görülmesi hakikaten işte o insanı korkutmaya başladı. Demek ki okullar açıldığı an itibariyle ve bu mutant virüsünde çocuklar konusunda da sıkıntılar yaşandığını, vakaların görülmeye başlandığını ifade etti Mehmet Ceyhan Hoca. O yüzden hani nasıl 65 yaş üstü sevdiklerimizi, canlarımızı korurken şimdi çocuklarımıza da biraz daha dikkatli olma zamanı gibi tedbirleri elden bırakmamak gerek. Evet, okullar yüz yüze eğitimi bazı sınıflar gerçekleştiriyor ama okula gitmeyen kardeşlerimiz için de en azından ebeveynler olarak tedbirlerimizi biraz daha sıklaştırmakta fayda var gibi görünüyor. Evet, tabi bunlar varken hafta sonu Cuma günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'daydı. Siyaset oldukça hızlıydı. Sayın Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde geldi Bursa'dan, akşamın ilerleyen saatlerinde ayrıldı. Pek çok programa katıldı, belediyelerin açılışlarını gerçekleştirdi, STK'larla buluştu, bazı esnafları ziyaret etti. Bursa'nın nabzını bir parça tutmaya çalıştı. Bununla ilgili yorumlarımı zaten önümüzdeki günlerde köşe yazımda sizlerle paylaşacağım. Yani biraz siyasetin nabzını tutalım istiyorum. Tabii aynı gün AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Sayın Kılıçdaroğlu'na ithafen, onun söylemlerine ithafen açıklamalarda bulundu. Yani Bursa'da da siyasetin nabzı oldukça yüksekti. Partiler bir şekilde hem muhalefet hem iktidar gün içerisinde tabii ki kendi programları doğrultusunda politikalarını halkla paylaşmaya gayret ediyorlar. İşte kimi sahada, kimi masa başında, kimi ekranlarda bir şeyler yapma gayretinde. Ne için? Hepsi tabii ki bu ülke için, muhalefeti de iktidarı da bu vatan için çalışmaya devam ediyor. Yeni kurulan siyasi partilerden biri olan Doğru Parti'yi bugün konuk ettik. Doğru Parti'nin Bursa İl Başkanı Sayın Tolga Kornaşör konuğumuz. Bakalım Doğru Parti 25 Ağustos'tan beri bugüne kadar neler yapmış, daha neler yapacakmış, onları hep birlikte öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar Aysa Hanım.
Ne var ne yok görüşmeyeli. Görüşmeyeli. Teşekkürler. Çalışıyoruz. Sahadayız. Türkiye'de siyasetin konuşulmadığı hiçbir an yok. Yok. Siyaset... bir futbol, bir siyaset. Bir futbol, hatta yani pandemi dolayısıyla futbol biraz geride kaldı. Evet. Siyasetsiz bir hayat olmaz Ayşe Hanım. Bizler 25 Ağustos 2020'de Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlarımıza verdiğimizden bu yana Türkiye'nin dört bir yanına dağıldık ve teşkilatlanmalarımızı oluşturuyoruz. Tabii pandemi sürecinde siyaset yapmak çok zor. Türkiye'de siyaset yapmak zaten zor. Bir de tabii pandemi sürecinde siyaset yapmak bir o kadar da zorlaşıyor. Tabii biz Doğru Parti'nin kurucuları olarak bu işe gönül verdik. Kendi ismimizi koyduk ve canla başla mücadele ediyoruz. Çoban Ateşi. Evet, Çoban Ateşi hareketiyle başlayan ve Doğru yaklaşık 3 senedir süren saha çalışmalarımız var bizim. Dolayısıyla bu bizim teşkilatlanmamızı son derece kolaylaştırıyor. Bursa İl Başkanı biliyorsunuz hem Çoban Ateşi hareketinde hem Doğru Parti'de Sayın Genel Başkanımız Rıfat Serdaroğlu tarafından bana verildi il başkanlığı görevi. Ben de tabii bu görevi aldığımdan bu yana ilçeleri geziyorum, köyleri geziyorum, insanlarla temas halindeyiz. Ama insanlarda tabii şunu görüyorsunuz, bir umutsuzluk var. Aynen. Artık siyasetçiye olan güven sarsılmış, her gelene bir şüpheyle bakma. Hani işte yola çıksanız da ne yapabilirsiniz ki? Bir inanç eksikliği. İnsanları motive etmeye çalışıyoruz her şeyden önce. Biz tabii Doğru Parti olarak niye yola çıktık? Ülkenin gidişatından memnun olmadığımız için yola çıktık. Bu hem iktidar kanadı için geçerli hem muhalefet kanadı için geçerli. Tabii mevcut siyasi partiler kanunu bizim herhangi bir parti içerisinde siyaset yapmamızın önünü kesiyor. Çünkü bugün baktığınız zaman gerek AKP'de, gerek CHP'de, gerek MHP'de, diğer partilerde müthiş bir lider sultası var. Yani şeyi belki bize Türkiye'de normal gelebilir, işte bir liderin 15 yıl aynı partide genel başkanlık yapması ya da bir genel sekreterin onlarca yıl aynı partide genel sekreterlik. Bunlar aslında hayatın doğal akışına aykırı durumlar Aysel Hanım. Bize göre böyle en azından. Biz böyle olduğuna inanıyoruz. Bugün Doğru Parti İl Başkanlığı görevinde ben bulunuyorum. Bu görevi en fazla bir seçim süresi yapmayı düşünüyorum. Yani nedir o işte? En fazla 2023. O seçimde biz sonuç alabilirsek inşallah başarılı oluruz. Yolumuza partinin başka kademelerinde devam ederiz. Ama eğer başarılı olamazsak bu koltukları başarılı olabilecek gençlere bırakmayı bilmek lazım Aysel Hanım. Türkiye çok alışık değil buna ama. Türkiye çok alışık değil buna. Şöyle özlenen bu. Evet. Ama bir çaresizlik var Aysel Hanım. Halkın sırtında bir çaresizlik var. Bugün sahaya iniyoruz, sokaklara iniyoruz. Aldığımız cevap şu. Tamam Tolga abi diyorlar, hani buna oy vermeyelim de kime oy verelim? Evet, İşte biz bu halkın kafasındaki birinci soru bu. Biz Doğru Parti olarak bu soruya cevap vermek için yollara düştük. Şimdi zaman zaman insanlardan çok olumlu dönüşler de alıyoruz. Çok umut verici hareketler de, bunlar bizi motive ediyor, teşvik ediyor. İşte bugün bizim Yıldırım ilçe başkanımız, Kestel ilçe başkanımız, Büyük Orhan, Keles Armancık, Nilüfer'de, İznik'te ilçe başkanlıklarımızı, görevlendirmelerimizi yapmış bulunuyoruz. Yani Yıldırım'da mesela İsa Altın diye bir arkadaşımız var, pırlanta gibi. Kestel'de Beyzat Osmanoğlu arkadaşımız, çevre mühendisi, mesleğinde çok başarılı insanlar. Biz mümkün olduğunca teşkilatımızı daha önce siyasete girmemiş, tertemiz insanlardan seçmeye çalışıyoruz. Daha böyle vatansever, daha idealist insanlardan seçmeye gayret ediyoruz. Benim de ruhumda bu var Aysel Hanım. Gerçekten.
Biz bunu başarabilirsek, eğer tertemiz, pırıl pırıl bu ülkenin sokaktaki insanını partimize çekebilirsek, yani politikanın o kirliliğine bulaşmamış, politikayı şahsi için değil, ülkesi için yapan gençleri Doğru Parti'ye çekebilmenin mücadelesini veriyoruz. Biz bunu başardığımız gün, belki şu an rüya gibi gelebilir ama eğer biz bunu başardığımız gün Doğru Parti iktidar olmayalım da en önemli zorluğu aşmış demektir. Şimdi şu tarzı eleştiriler alıyoruz. İşte niye birleşmiyorsunuz, niye parçalanıyorsunuz? İşte birçok küçük parti işte hani... Yeni kurulan güç partiler. Gücü yeni kurulan partiler, işte güç dağılıyor, muhalefet dağılıyor. Biz bir kere Doğru Parti olarak kendimizi sıradan bir muhalefet partisi olarak görmüyoruz. Ve az önce söylediğim gibi siyasi partiler kanununun vermiş olduğu, önümüze koymuş olduğu şartlar bizi bu yola itti. Ve davamızdan da vazgeçmeden sonuna kadar mücadele edip iktidara ulaşıncaya kadar halka kendimizi anlatma gayreti içerisinde bulunacağız. İktidara ulaştığımız anda da anlattıklarımızı gerçekleştirecek bu ülkenin, bu toprakların yetiştirmiş olduğu çocuklar olarak yeniden ülkeyi kuruluş değerlerine, Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesini aşma noktasında çalışmalar yapacağız Aysin Hanım. Peki şey var, yani tabii pek çok siyasi parti hayata geçti ve bir şekilde atak yapmak ve seçimlerde de oy almak adına sahalarda koşturuyorlar. Hem genel başkanları hem teşkilatları. Şimdi tabii Çobanın Ateşi Hareketi olarak 3 yıldan beri varsınız. Evet, Doğru Parti olarak da 25 Ağustos'tan bu yana varsınız. Aslında hani pasta çok dilimlenmeye başladı. Türkiye'de alışılmış şeyler vardır, işte birkaç tane siyasi parti öne çıkar, geri kalanların ne dedikleriyle çok fazla yakından ilgilenmeyiz. Hep evet. Bakarız işte iktidara bakarız, ana muhalefete bakarız ve onun yanında bir iki tane siyasi partiyi takip etmeye çalışırız. Sahaya çıktığınızda geri bildirimler nasıl oluyor? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi Aysin Hanım, az önce ifade ettiğim gibi bir kere insanlar siyasetten son derece soğumuş durumda. Evet, öyle. O net. Ve bir umutsuzluk bulutu çökmüş insanların üstüne. Bu tabii mevcut iktidarın 19 yıldır domine ettiği bir sistem. İnsanlar asgari ücret ya da çok düşük ücretlere bir hayat mücadelesi içerisinde. Herkes borçlandırılmış. Tabii bu borçlanma insana nefes aldırmıyor. Yani bir ailede eskiden ailenin babasının çalışması o aileyi geçindirir ve belli bir yaşam standardında yaşatırdı Aysin Hanım. Ama bugünkü geldiğimiz noktada ailenin annesi de babası da çalışsa da insanlar babalarından, yani ailenin dedesinden, ninesinden takviye almadan geçinmekte zorlanıyorlar Aysin Hanım. Bu neden? İnsanca bir yaşam standardını konuşuyorum tabii ben burada. Yaşamak demek yalnızca nefes almak demek değil. Ben buradan özellikle AKP'liye oy vermiş, AKP seçmeni olarak kendini gören vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen mahallelerinizden çıkın, evlerinizden çıkın. Dolaşın etrafı, mümkünse başka şehirlere, mümkünse başka ülkelere gezin, seyahat edin. Ve görün, dışarıda bambaşka bir dünya var. Sizler, ben çok iyi anlıyorum, geçim sıkıntısı içerisinde bazen evlerden dışarı bile çıkamayacak durumda olabiliyorsunuz. Ama ne yapın, ne edin, dışarıda bambaşka bir hayat var. Ben bugün inanıyorum, Bursa'nın nüfusu 3 milyon, Aysin Hanım bunun 1,5 milyonu henüz daha heykele çıkmamıştır. Ne olur mahallelerinizden dışarı çıkın, farklı çevrelere görün, farklı insanlarla konuşun. Ülke iyiye gitmiyor. Farklı televizyon kanallarını izlemek bile bir yol açacaktır. Evet, maalesef tabii burada ülkedeki iktidar özellikle medyayı kullanarak kendi
yönetimini 18-19 yıldır domine ediyor. Ve bunun değişmesiyle alakalı en ufak bir sinyal yok. Dediğiniz gibi yani başka kanalları izleyin, YouTube kanallarını izleyin, internetten yayın yapan medyayı takip edin. Ben bu arada sizin nezdinizde yerel medyaya şükranlarımı sunuyorum. Biz gerek genel başkanım Rıfat Serdaroğlu beyefendi, gerek il başkanlarımız en büyük desteği yerel medyadan, internet medyasından görüyoruz. Kendimizi bu şekilde halka ulaştırabiliyoruz. Aslında şanslı bir dönemdesiniz. Şöyle, şanslı bir dönemdeyiz. Ama tabii yani bu hani kötünün iyisi bir şans. Hiç olmayabilirdi. Şans. Evet. Hiç olmayabilirdi. Yarın olmayabilir zaten. Hani bunun bir garantisi evet. Yok aslında. Yani öyle bir dönemden geçiyor ülke. Bir dış güçler yani biri çıksın da ifade etsin. Bu dış güçler yeni mi çıktı yani? Hiç yok muydu bu dış güçler? Yani bu kim bu dış güçler? Kim bu dış güçler? Yani bu insanlık var olduğundan beri insanlığın birbiri içerisindeki etkileşimi, rekabeti, menfaat paylaşımları. Bu dış güçler Aysan, dış güçler yeni mi çıktı? Emirhan Cumhuriyet... Bala soru sormuş. Demiş evet. Ki Sayın Başkan'a bir sorum var. AKP Genel Başkanı'nın her kandırıldığında hem de ekonomik ve siyasi krizlerde dış güçler diyerek bahaneler üretmesini ve tek adamlık konusunu nasıl açıklayabilir diye soruyor size. Şimdi teşekkür ediyorum izleyicilerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı. Tabii dış güçler yani bu hayali bir düşman yaratmak Aysan. Düşman yarattığınız zaman kendi kitlenizi konsolide edebiliyorsunuz. Hı. Kendi hatalarınızı, yapmış olduğunuz yanlışları fatura edebileceğiniz bir cenah oluşturuyorsunuz karşıda. Şimdi ben yani biraz duygusal bir insanım ve siyaseti de gerçekten gönülden ve herhangi bir menfaat beklemeden yapıyorum. Kendime göre ülkeme olan vatan borcumu ödüyorum. Bu ekranlardan konuşarak, zamanımı işimden, gücümden, yeri geliyor ailemden ayırarak kendime göre vatan borcumu ödüyorum. Şu an üzerinden geçtiğimiz dönemler 2. İnönü Savaşı'nın kazanılmasının 100. yılları. Kolay kazanılmadı Aysel Hanım. Bugün okuyorsunuz tabii kitaplarımızdan. 2. İnönü Savaşı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin den bile tabur tabur askerler gönderiliyor ki eğer 2. İnönü Savaşı kazanılmasaydı Ankara'ya kadar düşman gelebilirdi. Ve kazanılan 2. İnönü Savaşı 2. Viyana kuşatmasından sonra Türklerin o batıyı durabildikleri yegane savaştı. İlk savaştır 2. İnönü Savaşı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Gündem çok hızlı değişiyor ülkede. İşte İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Montre tartışılıyor. Akabinde Lozan. Lozan'da Lord Curzon İsmet İnönü'ye şunu söylüyor. Evet diyor, bugün diyor savaşta bizden istediklerinizi aldınız. Ama diyor biz verdiklerimizin hepsini buraya not ediyoruz. İleride ekonomik olarak bunların hepsini sizden geri alacağız diyor Lord Curzon. Şimdi bugün dönüp yaşananlara baktığımızda ben size bir tek şunu sormak istiyorum. Siz AKP iktidarının hiç İngiltere'yi ve kraliçeyi eleştirdiğini duydunuz mu Aysan? Ben hiç duymadım. Duyan varsa benim bilgim yok. Lütfen bana bu konuda varsa iletsin. Eleştiremezler Aysan'ım. İşte bu Lord Curzon'un İsmet Paşa'ya dediği, biz bunların hepsini sizden ekonomik olarak geri alacağız. Şimdi dönüp bakıyorsunuz, Lozan Türkiye'nin tapusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dayandığı uluslararası, yegane uluslararası anlaşmadır. Bu anlaşmaların tartışılması bile bana göre son derece korku vericidir. Şimdi konu nereden geliyor? Konu İstanbul Sözleşmesi'nden geliyor. Biliyorsunuz. Evet, onu konuşalım. Bu konuda bir de izleyenimizden soru var. Onu da paylaşarak isterseniz tabii. Yayına devam edelim. Tabii. İlhan Çelenk sormuş.
diyor ki kadına ve gençliğe bakış açısı Doğru Parti'nin. Evet. Burada İstanbul Sözleşmesi'ni de içine alarak, fesini içine alarak konuşabiliriz. Aysel Hanım, biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi meclisteki bütün partilerin oy birliğiyle kabul edilmiş bir sözleşmeydi. Yani bu sözleşmenin altına AKP milletvekilleri, MHP milletvekilleri, CHP milletvekilleri, HDP milletvekilleri hepsi beraber imza attılar. Bir sabah kalktık ki Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz diye karar verdi ve sözleşmeden çıktık. Peki sebebi ne? Sebebi şu. LGBT'li bireylerin işte toplum ahlakını bozdukları üzerine toplumdaki yozlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Peki Aysin Hanım, bugün bu ülkede her Allah'ın günü bir kadın katlediliyor. Yani bu kadar korkunç bir şey olabilir mi? Yani devlet 19 yıllık iktidarınızda bunun önüne geçmek için ne yaptınız diye adama sorarlar. Siz eğer bu ülkede her gün katledilen canların hesabını veremezseniz o koltuklarda niye oturuyorsunuz? Şimdi İstanbul Sözleşmesi tabii bir adım. Akabinde biliyorsunuz meclis başkanına soru soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız dendi, isterse uluslararası sözleşmelerden çekilebilir mi? Kendisi de yeteri kadar yoğurt olursa Marmara Denizi'ne ayran yapılabilirdi. Yani şimdi siyasetin gelmiş olduğu nokta bu. Çok üzücü ve ürkütücü bir nokta bu. Bizler tabii Cumhuriyet çocuklarıyız. Ben annemden, babamdan, dedelerimden, aile büyüklerimden bu ülkenin nasıl kurtulduğunu, ne mücadelelerle, ne yokluklarla bu noktalara geldiğini işitmiş ve işte yaşımız itibariyle de 1980 ihtilali ve sonrasını hafızalarımıza çok iyi hatırlayan biriyim. Bu yaşananlar bu ülkede ben ve benim gibi düşünen milyonlarca insanı ürkütüyor. İşte biz bu yüzden Doğru Parti olarak yola çıktık. Çünkü mevcuttaki muhalefet partilerinin bu yaşanan süreçteki muhalefet yapış tarzlarının iktidarın 19 yıllık ferdiliğine, keyfiliğine önlem olacak bir muhalefet olmadığını gördüğümüz için yola çıktık. Bugün Genel Başkanımız Rıfat Serdaroğlu'nu takip ederseniz kendisi gerek yazılarıyla, gerek televizyon programlarıyla mümkün olduğunca yer alabildiği ekranlarda muhalefete en sert, iktidara en sert eleştirileri yaptığı gibi muhalefete de en sert eleştirileri yapan bir genel başkan. Kendisi ne diyor? Her salı muhalefet partilerinin mecliste kendi gruplarına yapmış oldukları işte coşkuyu veren, karşılıkta alkışları alan muhalefet sistemiyle siz mevcut iktidarı yerinden oynatamazsınız. Siz bu halk görmüyor mu sanıyorsunuz? İşte o yüzden inince sokağa bize işte Tolga abi, Tolga Bey, tamam AKP'ye oy vermeyelim de kime oy verelim sorusu geliyor. Biz işte kime oy vereceğinin cevabını vermek için halka yola çıktık. Bize oy vereceksiniz. Rıfat Serdaroğlu'na oy vereceksiniz. Tolga Kornaşör'e oy vereceksiniz. Benim gibi onlarca, yüzlerce ismi oy vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü biz vatan sevgisiyle dolu bu ülkenin yetiştirmiş olduğu canını yola çıkarmış, gönülden bu işe inanan insanlarız. Umut ediyoruz. Halk da bizim bu samimiyetimizi, bu ideal yürüyüşümüzün karşılığını bize verir ve kol kola girer. İktidar yolunda hep beraber yürürüz. Evet, sandık bir gösterge bunun için. Tabii. İzleyenimiz diyor ki Albay Kemalettin Rumuzlu. Evet. Türkiye'de 22 parti var ama bunların içinden 10 tane başarılı lider çıkmıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu budur. İnsanlar bir iki partiye mahkum kalıyor. Parantez açmış, bu bir görüştür. Hiçbir partiye sempatim yoktur demiş. Şimdi çok teşekkür ediyorum soru için.
Tespit çok doğru. Tabii Türkiye'de 22 değil, Türkiye'de 100 tane parti var yeni kurulanlarla beraber Aysen. Siyaset bir iddia işidir. Biz tabii lider olabilme, kendi partimiz içinden lider çıkarabilme iddiasıyla yola düştük. Ve hedef kitlemizi de özellikle kadınlar ve gençler olarak belirledik ki bu hedef kitlemizin içerisinden liderler sıyrılsın. Ve genel başkanım da Sayın Rıfat Serdarioğlu'nun da defalarca ifade ettiği gibi yapılacak ilk kongrede bayrağı genç bir lidere bu ülkeyi gerçekten sırtlayıp halka kendini inandıracak bir lidere partimizi emanet edelim diye. Şimdi bu iş bir fedakarlık meselesidir Aysin. İktidarın 20 ile yakın bir süredir toplumu baskı altına alması yeni liderler çıkmasının önünü engelliyor. Önünü kesiyor net bir şekilde. İş adamları bizimle fotoğraf vermekten korkuyorlar. Ama yan yana geldiğimizde arkanızdayız, destekliyoruz, yanınızdayız, işte hep beraberiz gibi. Ülkede oyunu son derece baskılı oynayan, yıllardır baskılı oynayan, işte birçok iş adamının kapısına maliyesiyle, SGK'sıyla yüklenen bir iktidar var. Bugün bunu yalnızca iş adamı serbest piyasa olarak da görmemek lazım. Muhalefet belediyelerine yapılan zulmü hep beraber izliyoruz. Arkadaş biz bu ülkenin vatandaşıyız. Ben de, sen de, Cumhurbaşkanı da. Onun da bir oyu var, benim de bir oyum var, sizin de bir oyunuz var. Siz şimdi sevmeyebilirsiniz ama Ekrem İmamoğlu beyefendi İstanbul Belediye Başkanı ve İstanbul'a hizmet için o göreve geldi. Siz onun ekonomik kaynaklarını keserek Ekrem İmamoğlu'nu cezalandırmıyorsunuz. 15-16 milyon İstanbulluyu cezalandırıyorsunuz. Siz zannetmeyin ki bunu Türk milleti görmüyor. Bugün yaşıyoruz benim ikametgahımda Nilüfer'de. Nilüfer Belediyesi'nin çekmiş olduğu sıkıntıyı, eziyeti hep beraber görüyoruz yani. Peki böyle mi olmalı? Böyle mi olmalı? Yani yarın öbür gün şartlar değişip iktidar el değiştirdiğinde yeni gelecek iktidar AKP belediyelerinin nefesini mi kesmesi lazım? Şimdi bu ülke hepimizin Aysa Hanım. Doğusundan batısından bizim bir kere batı medeniyetini geçmemiz lazım Aysa Hanım. Maalesef Osmanlı sanayi devrimini yakalayamadı. Tabii 1750'lerle beraber buharlı makinelerin icadı Avrupa'ya bir sanayi devrimi yapma imkanı verdi. Peki biz neyi kaçırıyoruz Aysa Hanım? Biz bilgi çağını kaçırıyoruz. Ve aradaki makas o kadar açılıyor ki. Yani bundan sonra her geçen gün bu makası kapatmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok daha zorlaşıyor. Şimdi izliyoruz hepimiz, ekranları açıyoruz. Adam arabaya alınmaz, arabayı roketin ucuna koyup Mars'a sıfır hatayla indiriyor. Bizdeki siyasetçiler ne diyor? İşte bizim seçmenimiz Ay'a dört şeritli yol yapacağız desek inanacak diyorlar. Yapmayın çok değerli AKP seçmeni. Kendinizi bu duruma düşürmeyin. Sizler en az bizim kadar bu ülkesini seven, inanan, dürüst, samimi insanlarsınız. Kendinizi bu hakaretlere layık görmeyin. Lütfen. Oturun bir geçmiş yılların muhasebesini, muhakemesini yapın. Cumhuriyet devrinde toplam yani 1923, 29 Ekim 1923'ten 2 Kasım 2002'ye kadar toplanan vergilerin kat be kat fazlası 2 Kasım 2002, işte bugün ayın 29 Mart 2021'e kadar toplanmış. Yani yapılan hizmetleri, yaşanan saltanatı görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bana göre Beştepe'ye yerleştiğinden bugüne halktan daha kopuk bir hayat sürüyor Aysa Hanım. Tabii kendisi güçlü bir lider, dominant bir karakteri var. Fakat etrafındaki kısıtlı bir çevre bana göre Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı görmesi gereken gerçekleri görmesinin önüne geçiyor. Şimdi
kendisi yapılan tabii ki bütün artıları üzerine aldığı gibi bütün eksiler de Sayın Cumhurbaşkanı'na işliyor hanesine. Bundan da normal bir şey yok. Çünkü bu oyunu kendisi böyle kuruyor. Şimdi ekonomi ne ister Aysan? Ekonomi istikrar ister. Ekonomi bir sabah doların 7.20, ertesi sabah doların 8.5 olmasını istemez. 7.20 ise 7.20, 7.30, 7.10 bir istikrar içerisine gitmesini ister. İş adamı bunu ister. Bakın bugün kimsenin konu etmediği bir olay var. Birçok devlet müteahhiti iflas ve konkordato almıştır Aysa Hanım. Bunun sebebi ihaleye alan devlet müteahhitleri ihaleye aldıkları günle ihaleyi tamamlama noktasına gelecekleri gün arasındaki kur farkları, maliyet artışları müteahhitleri iflas noktasına sürüklemiştir. Devletten karşılamaya çalıştıkları enflasyon artışları müteahhitlerin zararlarını karşılamamaktadır. Ve bir müteahhitin iflası ne demek biliyor musunuz Aysa Hanım? Onun çalıştırmış olduğu taşeronların iflası demek. Taşeronlarının çalıştırmış olduğu işçilerin işsizliği demek. O işçilerin işsizliği demek ailelerine ekmek götürememeleri demek. Yani müthiş bir ülkede sosyal kaos yaşanıyor. Herkes yarasına tuz basıyor ama artık yara o kadar büyüdü ki yani tuz basmakla iyileşecek bir yara yok. Bakın ben bazı notlar aldım. Ülkemizin AKP iktidarında ülkemiz tabii üretimden daha çok hizmet sektörünü geliştirdi. İşte yapılan AVM'ler, restoranlar, efendime söyleyeyim oteller, hastaneler. Türkiye üretimden daha çok hizmet sektörüne kayış yaptı ve halkın büyük çoğunluğu hizmet sektöründen geçimini sağlıyor. Peki ne oldu? Bir pandemi bizi yerle bir etti. Evet. Bugün ben kıraathane işleten esnaf arkadaşlarıma ziyaretlerde bulunuyorum. Kan ağlıyorlar Aysa Hanım. Birçoğunun yeri kira. Kıraathaneler halkın parlamentolarıdır Aysa Hanım. Kıraathanelerde siyaset konuşulur, spor konuşulur, ticaret konuşulur. Kıraathanelerde hükümetler kurulur, hükümetler yıkılır. Fakat tam bir yıl 15 günden bu yana kıraathane esnafımız perperişan. Verilen 1000 TL'lik kira yardımları hani bir yaraya merhem olmaktan ziyade hani çok onur kırıcı yardımlar. Onu da herkes alamadı zaten. Restoranlar ona keza. Birçok otel sahibi otellerini açmıyorlar. Tabii ne oluyor? Bugün yüzlerce bir otelde çalışanların işsiz kalması yüzlerce aileyi etkiliyor. Bunu Türkiye çapına yaydığınız zaman sıkıntının boyutu yani hayal edilemez noktada. Şimdi ne yapmak lazım? Bir işveren olarak bu kısa çalışma ödeneği konusunda da ne düşünüyorsunuz? Yani Mart sonu itibariyle kısa çalışma ödeneği vermeyeceğiz dedi Sayın Tabii. Cumhurbaşkanı. Şimdi Aysa Hanım ben kendi işletmemde kısa çalışma ödeneğine başvurmadım. Kendi gayretlerimizden sistemimizi döndürmek için mücadele veriyoruz. Çok da zor oluyor. Tabii kısa çalışma ödeneği bir yerde bir pansuman olmuştur bordrolu vatandaşlarımıza. Şimdi bu kısa çalışma ödeneğinin verilememesi demek bir, işteki iş barışını tehdit eder bir durumdur Aysa Hanım bu. Bordrolu çalışanlarla işverenleri karşı karşıya getirecek. Biliyorsunuz bir yıldır bir süredir işi çıkartmak da teknik olarak yasaktı. Şimdi insanlar işlerini kaybetmeye başlayacaklar. Çünkü işverenlerin bu maaşları karşılayacak bir gelirleri yok. Bugün Türk ekonomisi tabii ilk Türkiye'nin İTO endeksine göre ilk 1000 firmasını çıkartın. Daha çok KOBİ, küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde dönmektedir. Ve bu işletmelerin birçoğu işte bu devlet destekleri için başvurdu.
Kimisi alabildi, kimisi alamadı. Ama bu kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi demek iş barışında büyük problemlere gebe günlerin bizi beklediği demektir. Allah herkese yardımcısı olsun. Gönül şunu isterdi ki tabii Allah'la beraber devletimiz de herkesin yardımcısı olsun. Şimdi bugün Türkiye'ye baktığınızda hasbelkader yaşıyoruz Aysin Hanım. Bugün köyler kendi kaderine terk edilmiş. Şehirlerde bir başıbozukluk. Yani ben şunu anlayamıyorum. Herkes işte eski yapılaşma. Ya arkadaş bir yerde çizgiyi çekelim. Yeni imar kanunları çıkartalım. Güzel güzel şehirler yapalım. Şimdi şehirlerdeki bu çarpık yapılaşma insanların ruhuna yansıyor. Kavga, gürültü, her gün cinayet haberleri izliyoruz televizyonlarda. Her gün intiharlar izliyoruz. Yani bizim halkımız bunu mu hak ediyor yani? Bizim halkımızın en ücra köyünde yaşayan insanı da birinci sınıf vatandaş olmayı hak ediyor. Bugün köyler boşaldı. Neden boşaldı? Çünkü insanlar kendi hayatlarından vazgeçtiler. Bari çocuklarımızın hayatı kurtulsun, iyi bir eğitim alsınlar, en azından bir lise mezunu olsunlar diye şehirlere göç ediyor. Çünkü tarımla ilgili ciddi sıkıntılar tabii var. Tarımla ilgili bakın bizim çiftçimizin düştüğü durumu ben size izah edeyim Aysin. Mazot enerjimiz ithal. Gübremiz ithal. Tohumumuz ithal. İlacımız ithal. Çiftçi kendi arazisinde, kendi tarlasında taşeron durumuna düşmüştür. Eğer bu tröstler bir hani boşluk yaratırsa aradan çiftçi para kazanabilecek. Ve oyunu o kadar iyi kurguluyorlar ki Aysin Hanım, çiftçinin örgütlü bir organizasyon haline gelmesinin önünü kesiyorlar. Eskiden biliyorsunuz Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, birçok kooperatifler vardı çiftçinin organize olabildiği. Bunların hepsi özelleştirme adı altında satıldı. Ve tabii kapitalist sistem yalnızca kazancını düşünür. Kimse bizim köylümüze, çiftçimize, esnafımıza acımaz. Kurulan sınırsız AVM'ler. Yani bizim parti otobüsümüz gelmişti Şubat ayının son haftası. Hı hı. Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ettik. Kapalı Çarşı'da sanki hayaletler geziyor. Siftah yapmadan kapatan esnaflar, insanlar kana alıyor. Yani devlet gücü bambaşka bir şeydir Aysin. Devletin kanun koyma yetisi vardır. Ve kanun koymak, kuralları koymak insanlara hayat verir. Tabii koyduğunuz kanunu, kuralı işletebilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz. İşte sanırım o istikrarsızlıktan bahsettiniz ya. Evet. Bu tabii ekonomik göstergelerde en büyük neden. İşte Merkez Bankası Başkanı'nın çok kısa sürelerde değiştirilmesi, onun yanı sıra işte dövizde sürekli bir artışın söz konusu olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yastık altı birikimleri getirin, efendim katkı sağlayın, ülke bütçesinde var edin çağrısı. Evet. Bunlara baktığımızda tabii ki hakikaten ülkenin şu anda birinci temel sorunu ki bütün saha araştırmalarında ortaya çıkan şey de bu, ekonomik göstergeler. Yani gittikçe fakirleşen bir ülke konumundayız. Şimdi Aysin Hanım, tabii çok doğru noktalara parmak basıyorsunuz. 40 milyon icra dosyası var Aysin. 40 milyon. İcrada 40 milyon dosya var. Yani ülke nüfusunun yarısı icralık olmuş. Evet. Bankalarda temerrüte düşen, gününde ödenmeyen kredileri saymıyorum bile Aysin Hanım. Şimdi mevcut iktidar ülkeyi yönetemez duruma gelmiş Aysin. Yönetemezsiniz de zaten. Bunun birçok sebebi var. Birincisi dünya ile barışık değilsiniz. Dünya ile niye barışık değilsiniz? Çünkü şeffaf değilsiniz. Hı. Kendi ülkenizdeki mekanizmaları yalnızca iktidar menfaatine kanalize ediyorsunuz. Adaletiniz şeffaf değil. Bugün hani herkes adaletsizlikten bahsediyor. Adalet yalnızca mahkemede değil Aysin Hanım. Bir yıldır
okula gidemeyen ilkokul öğrencisi, evinde interneti olmayan, evinde elektriği kesilen, evinde doğalgazı kesilen, dersini takip edemeyen çocuğun hakkını kim ödeyecek Aysa Hanım? Soruyorum size. Cumhurbaşkanı ödeyebilecek mi bu insanların hakkını? Ödeyebilecekse amenna. Bugün biliyorsunuz işte FETÖ olaylarında ÖSYM Başkanı çıktı, işte sorular çalındı dendi. Cumhurbaşkanı dedi ki ben ÖSYM Başkanı'yla görüştüm dedi, tatmin oldum dedi ve konuyu bir araştırma gereği, bir hukuka aktarma gereği bile hissetmedi. Ama sonradan kalkışmayla beraber görüldü ki o sorular çalınmış, o insanlar devletin çeşitli kademelerine yerleştirilmiş. Ve Allah muhafaza canımıza kasteder, hepimizin yani Cumhurbaşkanı'nın da canına kasteder bir durumla karşı karşıya geldik. Peki Cumhurbaşkanımız o dönemde bu işleri kendi vicdanına değil de bağımsız Türk mahkemelerine havale etseydi sonuç böyle mi çıkardı Aysa? Bu noktalara gelir miydik? Daha böyle birçok konu var. Ama bunların en önemlisi ülkede gelir dağılımındaki adalet her şeyi yerle yeksan olmuştur. Siz gelir dağılımındaki adaleti sağlamadan ülkedeki ne eğitim problemini çözebilirsiniz, ne terör problemini çözebilirsiniz, ne ekonomik istikrarı çözebilirsiniz. Hiçbir şeyi çözemezsiniz Aysa Hanım. Bununla ilgili bazı reformlar biliyorsunuz gündemde. Aysa Hanım, yargı reformu gibi. Şimdi tabii ben bunların hiçbirisine inanmıyorum. İnanmamakta kendimi haklı görüyorum. Niçin diyeceksiniz? Göstermelik hareketler, göstermelik beyanlar gerçeklerden bizi uzaklaştıramıyor. Biz günlük hayatın gerçeğini yaşıyoruz. İliklerimize kadar yaşıyoruz. Bugün ben inanıyorum birçok kimse market alışverişini yapıp kredi kartını çekerken acaba limiti POS makinesi bakiye yetersiz diyecek mi endişesini paylaşıyor. Birçok kimse markete girerken 30 lira var cüzdanımda aman 30 lirayı aşacak bir alışveriş yapmayayım diye marketlere raflarına bakıyor. Ve kasada bırakıyorlar. Yani çok zor dönemlerden geçiyor ülke ve maalesef yapılan özelleştirmeler biliyorsunuz bir Türk Telekom faciası yaşandı. Yani kasasındaki parayla müşterisiyle yapılan bir özelleşme ki zamanında Türkiye'nin bütün dış borcunu tek başına ödeyebilecek bir özelleştirme Türkiye'nin sırtına yeni dış borçlar olarak geri döndü. Ya yani bu kadar ve bu insanları tekrar dönüp Sayın Cumhurbaşkanımızın masasında yemek yerken görmek bilmiyorum benim vicdanımı sızlatıyor. Ülkesini seven herkesin de vicdanını sızlatacağını düşünüyorum. Evet, şimdi, biraz izleyenlerimizin tabii sorularına dönelim. Hepimizin tanıdığı ve sevdiği Celal Gül yazmış. Evet. Diyor ki gençlere ne vaat ediyorsunuz? Gençlere Doğru Parti üyelikleri için ve kadın kotası için düşüncelerinizi açıklar mısınız dedi. Evet. Yayının başında biraz bahsetti aslında Sayın Başkan ama olsun. Sizin için tekrara geçelim. Şimdi Aysa Hanım birincisi gençlere güzel bir gelecek vaat ediyoruz. Bu nasıl olacak? Gençleri dünyaya açacağız Aysa Hanım. Az önce konuşmamda da ifade ettim. Kendisini yetiştirmeyi arzulayan, bunun için imkan arayan bütün gençlerin devlet olarak arkasında olacağız. Karşılıksız burslar vereceğiz. Bakın bunlar hayal değil. Ülkenin yalnızca kaynaklarının doğru yerlere kanalize edilmesiyle alakalı. Bugün Sayın Genel Başkanımız Rıfat Serdaroğlu'nun söylediği gibi elektrik faturalarımızdaki TRT katkı payını biz üniversite eğitimini gören öğrencilerimizin yurt dışarısında yapacakları master, doktora programlarına kanalize etsek bambaşka bir, çok kısa sürede bambaşka bir nesil ülkemizde dönüş yapacak ve eğitimli, donanımlı ülkenin kaderini etki edecek noktalara gelecektir. Biz tabii Doğru Parti olarak sözde bir şeyler söylemek çok o kadar önemli değil. Eylemlerimizle gençlere ulaşma gayreti içerisindeyiz.
Kadınlarımız mesela, herkes tabii ki bizim bu söylediğimiz söz, gençler, kadınlar. Bu noktada biz kadınlarımızdan da gayret bekliyoruz. Ben davet ediyorum. Birçok arkadaşımı davet ediyorum. Hani çok uzaklara gitmeyin. Fakat kadınlar siyasetten o kadar soğumuş ve o kadar korkuyorlar ki, bunun birçok sebebi var. Siyasetin geçmişteki kirli yüzleri, menfaat çatışmaları. Bir yandan da acaba biz Doğru Parti'de bayrak gösterirsek iş hayatımız bundan nasıl etkilenir? Yarın öbür gün nasıl bir baskıyla karşılaşırız? Bunlar yaşanıyor bu ülkede Ayşe Hanım. Bir de kadınların çekincesi şu yönde olabilir. Geçmişte değil, hala devam eden aslında birçok siyasi partide kadınları hep mutfakta çalıştırıp, mutfak derken evin mutfağından bahsetmiyorum, evet, siyasetin, evet, mutfağından bahsediyorum. Makam ve mevkilere beylerin oturması. Kadınlar, evet, artık bundan gerçekten yoruldu ve şimdi rahatsız. Şimdi ben bununla alakalı Doğru Parti ne yapıyor onu söyleyeyim. Hı hı. İstanbul İl Başkanımız Sayın Arda Ateş hanımefendi. Kendisi özel sektörde de çok başarılı çalışmalar yapmış ve tam bir vatansever, kendini bu işe adamış bir hanımefendi. Hı hı. İstanbul İl Başkanımız kadın. Dönüyorum Ankara'ya aynı şekilde. İzmir İl Başkanımız Dilek Hanım. Kendisi benim de meslektaşım, inşaat, hı hı, mühendisi. Mesleğinde çok başarılı. Biz mümkün olduğunca sizin bahsetmiş olduğunuz makamları kadınlarımıza bir yerde partinin kuruluş esnasında bir kontenjan olarak ayırıyoruz. Bugün eğer Bursa'da bu göreve talip olabilecek, bu görevi yapabilecek inanan bir kadın arkadaşımız olursa ben şu anda bu koltuğumu bırakmaya hazırım. Biz bunları konuşuyoruz işlerimizde. Şunun için söylüyorum. Doğru Parti bu noktalarda kesinlikle idealist duygularla kurulmuş bir partidir. Yarın öbür gün bizim partimizde bir kadın genel başkan görürseniz hiç şaşırmayın Ayşe Hanım. Ya bu şey de zaten hani kadın kotası, bu bile bu çok yanlış bir şey tabii ki, tabii yani. Bizde herhangi bir kadın kotası ve genç, hı-hı, kotası yok. Bizim kapılarımız sonuna kadar gençlerimize, kadınlarımıza açık. Şu anda da il yönetimimizin %40'ı kadınlardan oluşmaktadır Ayşe Hanım. Bu da çok güzel bir rakamdır, hı-hı, ve yavaş yavaş biz bunları geliştireceğiz. Siyaset akşamdan sabaha tabii şekillenebileceği gibi çok zaman alan, çok emek alan da bir kurum. İnsanların inanması, insanların gönül vermesi, emek vermesi gerekiyor. Yoksa bu koltuklara dediğiniz gibi maalesef erkeklerin egemenliğini kırmak kadınlar açısından da oldukça zor. Ya hayatı hele ki, birlikte göğüslemek önemli olan. Eğer bunu başaramıyorsak zaten hani eşit bir yaklaşım beklemek de çok zor. Bu arada Adana İl Başkanınız Emin Atasever'in selamlarını da buradan görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Olduk. Teşekkür ediyorum. Bir soru var, bilmiyorum tabii o bölgeyi biliyor musunuz? Bursa'nın prestijli projesi olan Kestel Çataltepe Sanayi Sitesi. Evet, evet. Son günlerde Bursa'nın gündemini oluşturuyor. Bu gelişmeler hakkında Sayın Başkan'ın bilgisi var mı? 3000 küsur esnafın mağduriyetinden haberdar mı? Eğer varsa çözüm önerilerini paylaşırsa seviniriz demiş. Şimdi Ayşe Hanım, tabii maalesef konu bitmeyen projeler. Hı hı. Çataltepe Sanayi, hı hı, bölgesi olduğu gibi hızlı tren, Timsah Eranı'nın arkasındaki Ali Osman Sönmez Hastanesi. Ya Bursa'da tabii çok fazla iktidarın başlatmış olduğu ama sonuçlandıramadığı proje var. Esnaf odalarıyla beraber gerçekleştiren bu projede benim konu hakkında bilgim de var. Tamamlanamaması. İşte bütçeden yeteri kadar pay ayrılamaması, oraya Çataltepe Sanayi'ne yatırım yapmış, orası için hayalleri olan esnafımızı çok büyük sıkıntıya sokmuştur. Ama bunun çözümü maalesef şu anki iktidarın elindedir. Ama hani benim tabii esnaf arkadaşlarıma da tavsiyem, artık örgütlenerek bir yerde baş kaldırmak Ayşe Hanım. Boyun eğerek bir noktaya varamadığımızı Türk halkının görmüş olması lazım.
çiftçimizin de, esnafımızın da, işçimizin de, işte kooperatifler, dernekler, sendikalar vasıtasıyla örgütlü olarak bir duruş göstermesi gerekiyor. Ben çok net hatırlıyorum, iş hayatına ilk atıldığım 2000'li yılların başında ticaret ve sanayi odaları, TÜSİAD, hükümetleri çok sert eleştirebiliyordu. Bugün ne oldu? Ne oldu sesiniz kısıldı? Hiç mi cesaretiniz yok? Varlığı kaybedeceğiz diye mi korkuyorsunuz? En sonunda bu korku bize elimizdeki her şeyi kaybettirecek Aysa Hanım. Biz yapıcı muhalefetten yanayız. Ama dik durmadıktan sonra, biz sesimizi duyuramadıktan sonra, ulaşamadıktan sonra maalesef sonuçlar hep hüsran, hep hüsran. Çataltepe projesi 10 yıllık bir projedir. Hatta evet, belki daha fazla. Yani bir bu kudretli işte Afrika'da milyonlarca metrekare arazi kiralayan Türkiye Cumhuriyeti, Libya'ya, Kuzey Irak'a, Suriyeli göçmenlere milyarlarca dolar kaynak bulabilen Türkiye Cumhuriyeti bir küçük sanayinin tırnaklarıyla, küçük birikimleriyle hayal kurarak yapmayı için çaba içinde olduğu bir sanayi bölgesini mi bitiremiyor Aysa Hanım? Bunlar önem sırasıdır. Soruyu soran arkadaşımla ifade etmek istiyorum. Bu bir önem sırasıdır. Siz size verilen önem kadar iktidara önem verirseniz onlar da kendine çeki düzen verecektir. Ama tabii bu çok uzun ve artık bana göre neredeyse imkansız bir yol. Sonuçta başarıya ulaşmak doğru dürüst insanların çalışarak, emek vererek, alın teri sarf ederek ve organize olarak, birlik olarak yapabilecekleri bir iştir. Bu yüzden bütün vatandaşlarımızı, Türkiye'de mağduriyet yaşayan herkesi Doğru Parti çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz Aysa Hanım. Peki son dakikalarımız artık. Bursa'da sahadaki çalışmalarınıza baktığımızda, bana desem ki vatandaşla yaptığınız buluşmalarda 3 öne çıkan temel sorun ne? Şimdi Aysa Hanım, birincisi sağlık. Her şeyin başı sağlık. İnsanlar hayatlarından endişe ediyor. Hükümetin pandemi sürecini doğru yönetemediğini ve kandırıldıklarını düşünüyorlar. Nasıl kandırıldıklarını düşünüyorlar? Birincisi, açıklanan rakamların, Sağlık Bakanı tarafından her akşam açıklanan rakamların inandırıcılığını kaybettiğini düşünüyor insanlar. Tabii bu bir kaygıya da sebebiyet veriyor. İnsanlar sağlık konusunda gereken hizmeti alamadıklarını da düşünüyorlar. Bugün az önce bahsetmek istiyordum. Hemen araya sıkıştırayım. Ali Osman Sönmez Hastanesi temel atma tarihinden itibaren 800 gün içerisinde bitirilecekti Aysa Hanım. Ali Osman Sönmez Hastanesi bugünden itibaren 800 gün içerisinde bitirsinler. Ben hiçbir şey bilmiyorum Aysa Hanım. Geçmişi sildiniz. Tabii tabii, geçmişi sildi. Bugün inşaatın bugünkü halinden 800 gün içerisinde bitirsinler. Ben kalkacağım, sizin programınızda herkesten özür dileyeceğim Aysa Hanım. Dolayısıyla sağlık insanların en büyük endişesi. Tabii Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün kapatılması, Türkiye'nin kendi aşısını üretememesi, dışa yani her birçok konuda olduğu gibi aşı konusunda da, yani hayati bir konuda ülkenin dışa bağımlı olması insanların kaygısının katmerli bir şekilde artmasına sebebiyet veriyor. Yine Bursa ile alakalı söylemek istiyorum. Şehir hastanesi, bağlantı yolları, işte metro inşaatı yeniden başlandı biliyorsunuz. Geçtin Balat'ın arka tarafından şehir hastanesine bir metro inşaatı başlandı. İnanılmaz büyük rakamlara ihale edilen, kimsenin sorgulayamadığı, Sayıştay raporlarının sümen altı edildiği bir dönemden geçiyoruz Aysa Hanım. Şehir hastanesine geçen gün bu 23 Nisan mahallesinin altındaki bağlantı yolundan gitmek istedim. Hani burada süremizin sonuna giriyoruz. Kısaca bir Karadeniz fıkrasıyla örnek vermek istiyorum.
İşte bir ihale açılmış, dağı tünelle yarıp geçecekler. İşte Amerikalılar gelmiş, biz dağın iki tarafından da kazmaya başlarız. İşte bir metre hatayla tünelleri birleştiririz demişler. Almanlar gelmiş, biz demişler dağın iki tarafından kazmaya başlarız. 50 santim hatayla tünelleri birleştiririz. Japonlar demiş ki öyle olur mu? Biz işte uydudan, şuradan, buradan kazı anını takip ederiz. Sıfır hatayla birleştiririz demişler. Bizim Karadenizli müteahhitimiz gelmiş. Vallahi demiş biz dağın iki tarafından kazmaya başlarız. Birleştik. Birleşemedik. İki tane tüneliniz olur demiş Aysan. Şimdi bizim Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nin altından geçen şehir hastanesi bağlantı yolu da aynı bu şekilde. Bir kavşak var Aysan'ın. Ben kendim inşaat mühendisiyim. Hiçbir şekilde fen ve inşaat kurallarıyla örtüşmeyen bir kavşak. Her gün bir kazanın gerçekleştirildiği, insanların aceleyle hastaneye ulaşmak için kullandıkları hakikaten bir kaza yolu olmuş bir kavşak. Tabii birincisi bu sağlık problemleri ve insanların sağlığa ulaşması halkın önemli bir problemi. İkincisi tabii ki ekonomik. İnsanların artık çok düşük ücretlerle açlık seviyesinde yaşaması canlarına tak etmiş durumda Aysan'ım. İnsanlar ailelerinden destek almadan yaşayamaz duruma gelmişler. Herkes borçlu. Adam gününü kurtarmak için annesinin babasının emekli maaşına kredi çeker duruma gelmişler. Toplumda ekonomik anlamda müthiş bir çöküntü var. Tabii üçüncü büyük problem de bizim özellikle çiftçi arkadaşlarımızdan bize gelen. İnsanlar devleti yanında görmüyor Aysel Hanım. Bugün çıkın Gemlik Körfezi'ndeki işte Gündoğdu tepelerinden Trilye'ye doğru, hatta yani bütün Demirtaş, İsmetiye, Zeytinleri soğuk zararından büyük kaybı uğramıştır, evet. Zeytin çiftçisi. Soruyorum, hani iktidar partisinden gelip ziyaret eden hiç değilse halinizi, hatırınızı soran oldu mu? Ne gezer Tolga Bey diyorlar. Ama artık insanların canına geçmiş. Bir dedikleri de şu var. Bizim bugünümüzde yanımızda olmayan seçim gününde yanımıza gelmesin. Dolayısıyla gözüken o ki AKP için artık sonun başlangıcı yaşanıyor. Tabii kendileri de bunu gördükleri için siyaseti dizayn etmeye çabasındalar. Halka bir yandan umutsuzluk ve korkuyu pompalarken bir yandan da karşılarındaki muhalefet birlikteliğini dağıtmak için hamlelere girişiyorlar. Bunlar tabii umut ediyorum en sonunda ülkemizin hayrına bir seçimle bertaraf olacak hamleler ve biz de o seçim geldiğinde doğru parti olarak hazır ve nazır halkımızın karşısında olacağız. Hedefimiz doğru parti olarak Haziran sonuna kadar büyük kongremizi tamamlayıp seçime girebilecek yeterliliğe ulaşabilmek. Bu da görünen o ki hesaplarımıza, planlarımıza göre işte bir hayal değil. Ülke çapında teşkilatlanmaya devam ediyoruz. Halkımızı doğruların yanında olmaya, eğmeden, bükmeden doğru konuşmaya, kendilerine güvenmeye davet ediyoruz ve bizim yanımızda saf tutmalarını arzuluyoruz. Ben bilemiyorum tabii, evet, süre saygılarımı sunuyorum. Bizlere zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz biz de size. Çok teşekkürler. Evet efendim, yayının sonuna geldik. Bir teşekkürüm var sevgili Ertuğrul Mat'a. Kendisi Bir Papazın Hatıra Defteri Mavi Baba'yı yayına hazırlamıştı. Bu kitabı gerçekten ben de çok merak ediyordum. Sağ olsun bana imzalı bir şekilde göndermiş. Buradan teşekkürlerimi iletip kendisine de saygılarımı sunuyorum. Evet, bugün Günaysın'da Doğru Parti Bursa İl Başkanı Sayın Tolga Kornaşör'ü ağırladık. Doğru Parti, evet, yeni kurulan partilerden bir tanesi. Yol haritasını sizler gibi bizler de merak ettik.
Gördüğümüz şu ki mücadeleye devam. Tüm siyasi partilerde olduğu gibi Doğru Parti siyasette sıfır kilometre isimleri tercih ederek yoluna devam etme mücadelesi veriyor ve diyor ki siyasetten korkmayın, siyasete girin. Yani baskı altında olsanız bile, mobbing uygulansa bile sizler siyasete girin. Çünkü hepimizin bu ülke adına sorumlulukları var. Paylaşımında bulundu Sayın Başkan. Evet, siyaset düşünenlere yeni bir kapı diyelim Doğru Parti. Bugünlük Gün Aysın'dan bu kadar. Yarın sabah farklı konuda, farklı konuklarla yine sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.